Buyurun beyler. Kızım Gayip komutan. Serap Dinç Aslan mı? He. Sabahleyin ayrılmış. Ama biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Neye dayanarak bunu düşündünüz? Bir mektup bırakmış. Ancak Güllü'nün böyle apar topar Ankara'ya gitmesi mümkün değil. Ayrıca Gülüzar'ı çiftlikten kovmuştu. Sanki biri zoraki yazdırmış bu mektubu kızıma. Ne zaman ayrıldı Serap Hanım? Sabah ayrıldı dedim ya komutan. Beyler, bir şahsın kayıp sayılması için 24 saat geçmesi lazım. Kaldı ki Serap Hanım giderken size mektup bırakmış. Ben şüpheli bir durum göremiyorum. Serap gitmiş olamaz komutan. Habersiz yapmaz böyle bir şey. Hem sadece durum bundan ibaret değil. Şüphelendiğimiz biri var. Öyle mi? Kim? Orhan. Ha, Orhan Tofurcu. Orhan Tofurcu öldü beyler. Emin misin komutan? Belki herkesi kandırdı o. Kemal sen ne dediğinin farkında mısın? Akıl alacak gibi değil de o deustan her şey beklenir komutan. Cemşir efendi, ölmüş bir adamı aramamı istiyorsunuz benden. O adam hayatta olabilir diyoruz komutan, anlamıyor musun? Gözlerinle gördün mü cesedi ha? Ceset teşhis edilemeyecek durumdaydı. Üzerinden Orhan Tofurcu'ya ait kimlik çıktı. O adamın herkesi aptal yerine koymuş olmasına şaşmamalı. İleri gidiyorsun Kemal. Hem seni niye ilgilendiriyor ha? Sen nesi oluyorsun Serap Hanım'ın? Zaten Serap Hanım'la üzerinizde itham var. Bir de bana işimi öğretmeye kalkma. Yarına kadar haber alamazsanız tekrar gelin. O vakte kadar Güldü'nün başına bir şey gelirse mesuliyet kabul edecek misin komutan ha? Sakin ol Kemal. Çık buradan Kemal. Çıkın. Hadi. Çıkalım. Zehra. Bir haber var mı Cemşir? Yok Zehra. Hiçbir haber yok. Jandarmaya da gittiniz mi? He. Gittik ama onlardan bize bir fayda yok. Orhan ölmüş, ölü bir adamı mı arayacaklarmış? İnşallah öyledir. İnşallah o adam Esat'tan gebermiştir de ben boşu boşuna evham yapıyorumdur. Güllü'yü arıyorlar mı peki? Bulacaklar mı kızımı Cemşir? İnsan kaybolalı 24 saat olmadan kayıp sayılmazmış. Hele müddet olsun ben yine gideceğim. Ne yapacağız? Böyle oturup duracağız mı? Ya Güllü'ye bir şey olursa ha? Merak etme Zehra teyze. Güllü'yü bulacağım. Yer yarılsa içine de girse bulacağım onu. Söz veriyorum. Hayrola Kemal nereye? Aklına bir şey mi geldi? Seher Orhan'ı tek başına kaçırmadı. Orhan hala hayattaysa Halide de bir şeyler biliyor olabilir. Hadi bakalım. Sıra çamaşırlara geldi. İyice yuh hele şunları. Yeter be. Kimsiniz siz? Ha? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Ben kim? Sizin çamaşırlarınızı yıkamak kim? Hepiniz pislikten kokuyorsunuz. Kimse bana dokunmayı bile cüret edemez. Korkutamazsınız beni. Bak hele. Yediği köteğin tesiri çabuk geçmiş. Söyle bir yaklaş. Bak ne oluyor gör. Ben sizin gibilere haddini bildiririm. Hepinizin canını okuyacağım. İnsan mısınız siz? Şu halinize bakın. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimim ben? Kimim? Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşiyim. Koskoca fabrikanın sahibiyim ben. Hiçbiriniz benim kafamda köpek olamazsınız. Hırsızlar.
çapulcu sürüleri. Hiç değilse senin gibi katil değiliz. Ne oluyor burada? Ayağınızı denk alın. İnsan gibi durun. Bu karı demediğini koymadı yine. Ranzadan düşmek işe yaramadı zar. Ayağınızı denk alın. Halide Hanım'a bir daha dokunduğunuzu işitmeyin. Bak hele. Halide Hanım oldu demek. Siz iyi cağızdınız. Ayağınızı denk alın. Belli koruyanı kollayanı var bunun. Gardiyan Cavidan'ın kulağını büyümüşler. Soyka, Şincik iyice dillenir. Demediğini bırakmaz. Kolaydı. Ya ne? Kesiveririz, bin olur biter. Nasıl ki ne? İdamlık Cevriye'ye bugün haber uçururuz. Evelallah hakkından gelir bunun. Şuna bak. Gözünü dikmiş nasıl bakıyor. Zannedersin alacaklı. Emme görecek gününü. Halide Şahin, ziyaretçim var. Beni ne hale düşürdüğünü görmeye mi geldin Kemal? İyi bak, yüzüme bak. Beğendin mi? Koğuştaki kadınlar yaptı. Bana böyle bir şey nasıl yaparsın Kemal? Beni nasıl ihbar edersin? Güllü ile arandan çekilmem için yapıyorsun değil mi? Ben ceza alınca boşanabileceksin değil mi? O yüzden yapıyorsun. Ben doğru bildiğimi yaptım. Eğer olaydan sonra jandarmaya hemen gitseydin... belki bu olaylar yaşanmazdı. Belki o vakit nefsi müdafaa olduğunu kanıtlayabilirdin. Bu sorunun cevabını iyi düşün. Azıcık da olsa menfaat gözetiyorsan... sen de dürüst değilsin demektir, öyle değil mi? Annem öldüğünde sen dürüst davrandın mı? Ha? Orhan'ı ele verseydin bütün bu felaketler yaşanmazdı. Ben hapislere düşmezdim. Gül'ün bebeği kaçırılmazdı. Ölümlerden dönmezdi. Ama sen kendi menfaatini... kocan olan sadakatinden, dürüstlüğünden önde tuttun. Şimdi kalkıp benim vicdanımı sorgulama. Neyse. Buraya bunları konuşmak için gelmedim. Öyle mi? Niye geldin o zaman? Orhan. Orhan yaşıyor mu? Ne saçmalıyorsun sen? Eğer bir şey biliyorsan hemen konuş. Güllü kayıp. O herif Güllü'yü kaçırmış olabilir. Sen bir de utanmadan gelip bana Güllü'yü mü soruyorsun ha? Benim ne halde olduğum umrunda bile değil, öyle mi Kemal? Kemal, ben senin yüzünden buradayım. Anladın mı? Bir de kalkmış hala onu düşünüyorsun. Halide, Orhan'ın kaçırılmasına bir parmağın olduğunu biliyorum. Eğer Orhan hayattaysa... Kemal, Orhan öldü. Ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama inan hayatta olmasını çok isterdim.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.